Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Evet, TikTok'ta bir yayına daha başladık. Aynı zamanda da yayınımız kayıt için. Kayıt altında işlerimize, arazimize, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle ki Enter'a çakıyoruz. Evet. Arazilerimizde, ekinlerimizde yaban ot muhabbetini bekliyoruz. Bir yandan da şu makineyi bu ses biraz düşük mü? Oyun seslerini falan mı kıstım ben ya? Bilmeden. Kısmışım. Ben de diyorum bu oyunun sesini yaz geliyor. Evet. Yağmur işini bekliyoruz. Bir yandan da arazi biçmeye devam ediyoruz. Hasadı topluyoruz. Yani buradan ne kazanırız ne kazanmayız bilemem ama %92'ye geldi bu. Evet. Evet, aracı çeviriyorum. Şimdi kasayı fulledikten sonra süper bir hızla hemen gidip şey yapacağız. Evet. Oğlum dön 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 dön. Yavaşlat. Hemen şunu bir boşaltalım abi. Evet, malı boşaltalım. Bitti mi? Evet, bitti sayılır. Evet, bitti. Şimdi tekrar biçere dönüyoruz. Biçer nerede? Burada. Tepelerden aşağı bir yer gelir. Evet. Şimdi şöyle bir çektik. Şimdi bu birazdan duracak. Dolacak çünkü kasa. Doldu. Şimdi tamam mı, burada hazır. Kamyon kalsın orada, bu tır da kalsın burada da. Asıl mevzu bizim tarlalardaki yaban ot muhabbeti hocam.
Yani yabani ot görünmüyor. Burayı biçelim ama. Bir dakika abi. Herbisit bunda mı? Bence ikinci tur gübrelemeyi yapabiliriz artık. Yani yaban ot çıkmıyor diye de gübrelemeyi mi bırakacağız? Hemen gelelim ve gübremizi atmaya başlayalım hocam. Yapıştır. Güzel. Ya arkadaş. Evet, ikinci turu yapması güzel. Güzel güzel. En azından hava kararmadan gübre işi de bitmiş olacak. İkinci turu dönmesi o kadar da kötü bir şey değil. Sonuçta kontrat işleri yaparken de bir yandan kendi arsalarımızın işini de yapmamız gerekiyor. Güzel. Evet. Devam, devam abi. Güzel güzel.
Şöyle güzel bir bu kadar araziyi tabii yapacağız. Bir de bunların cihazların bağlantısı olayı var abi. Yani bir çerdöver doldurmak üzere şurayı bitirip karşı araziye geçmem lazım hemen. Şimdi uçuyoruz abi hemen diğer arazilere çünkü yürü bakalım. Bu doldurmak üzere kamyonum nerede orada? Çalıştır. Güzel. Yani dünyanın yeri var daha ya. Daha çok yer var ama sorun çıkacağını sanmıyorum hocam. Yani iyi gidiyoruz. Bence iyi gidiyor. Yani çok öyle abartılacak bir şey yok. Şimdi şöyle, evet, gayet iyi gidiyoruz. Şimdi o durmadan şunu hemen boşaltıp geri gelmem lazım benim. Evet. Kendimizi maddi olarak oyunda toparlayabilirsek, periyodik kireç gereksinimi falan filan muhabbetleri var, onları da açacağım. Birazdan duracak. Şu yağmur gelmeden şu araziyi bitireydim iyiydi ya. Burayı bırak. Bu arazi evet bitmek üzere. Bu çık karşıdakine geçeceğim çünkü.
Güzel, gübreyi attık. Yürü. Bir escape'e basabilir miyim? Evet, ikinci tur gübreleme diyor. Yabani otu hala çıkmadı abi. Zamanı %5 oranında ilerletelim. Şu arazi hazırlansın hemen. Ona göre de burayı hazırlayacağım çünkü. %82 de iyi, iyi, iyi. Yani çok bir şeyim yok ama. Abi kasıcı bu bir iş mi? Toprak işleme. 4 numaralı arazi toprak işleme var. 3'e 3 yok onlar uzak. 19'a sat. 19'una satı geç girme hiç. Yakınlardakilere bir bakalım. Hocam 12 hasat. Bizim makineyle girsek ya 12'ye ya. Acaba zarar mı ederiz? Ne bu? Merkezi tahıl ambarına götür diyor. Bak 8 bin. 7 de hasat. Yani bu ikisini elimde tutabilsem bunlardan da güzel gelir aslında yani. Gelmez mi acaba? Gelir ya. Bak 12 burada, 7 de burada. Yani şu ikisinden güzel mal toplarız aslında. Bakalım, bakalım. Her şey nasip. Yani gelirse kazanırız artık. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Dön dön dönelim dönen ele dönelim. Evet. Güzel güzel. Bunun da kasa yarıya gelmiş. İyi iyi iyi. Hadi oğlum. Şimdi tabii nakit akışa ihtiyacım olduğu için silo birikimi yapmıyorum ama siloya biriktirme işini de yapacağız parayı çözdükten sonra.
Sen devam et. Şu traktör bitirdi galiba. Yes. Şimdi yamuk gitmesin abi. Yapıştır. Güzel. Bakalım ikinci turu çalıştırıyor mu? Yaban ot geldi bak buraya. Güzel. Sen burayı devam ettirirken yabani ot muhabbetini de yapacağız birazdan ama. Oh yeah man. Kasayı aldık. Buradan yardırıyoruz abi. Hadi aslanım. Abi ağırlıktan gidemiyor kamyon. Yürü oğlum. Ne oldu? Nasıl bitirdi be? Ne çabuk bitirdi oğlum. Bu taraftan çıktık. Ben de diyorum ne oluyor bir yerden çıktık. Tam böyle girerik. Hop yavaş 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 aman aman aman. Boşalt yükü. Güzel. %81'ini taşımışım. Dön dön dön. Alır mı? Alır. Aslanım benim. Şuradan geçeceğiz. Toprak bizi takip etmiş. Toprakçığım takip için teşekkür ediyorum dostum. Şimdi şuradan çapraz dalalım abi. Çünkü bu duracak şimdi. Bu doldurdu kasayı. Hebele kübele hoppa. Dur oğlum. Aha durdurduk. Gel bakalım. Sen bir malzemeyi boşalt şuraya. Sen bunu boşalt. Ben o traktör niye durdu ona bakacağım. Şu an nasıl bitirdin ya? Nasıl bitti yani? Böyle bitme mi olur? Hepsine yabani ot geldi. Şöyle geri çekelim abi. Hay
ananın avradını. Evet. Herbisit atıyoruz. Bütün yaban otları temizliyoruz. Gel 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 gel. Evet. Şimdi bu bir dakika. Herbisit attıktan sonra gerçi 3 tanesini gübrelemesi de tamamdı. Güzel at oğlum. Herbisit yaban ot temizliğimizi gayet güzel bir şekilde yapalım. Büyük 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 büyük. Güzel bir herbisit temizliği. Hadi. Bu arada kontratlara gel abi. Oo, az kalmış, az kalmış, az kalmış. Fazla kalmamış. Olay bitmiş ya. Gönder. Herbisitçiler gelsin. Şu yaban otlardan bir kurtulalım. Şuradan çıkacak olan soyayla ekmağımıza bakacağız, ekmağımıza. Gidiyor Goynum'un efendisi. Evet. Evet, herbisit birinci arazide herbisitleme işlemini. Topla abi kasayı. Beceremedim şunu bir tutmayı ya. Heh. Hadi bakalım. Bunun da mazotu bitiyor. Güzel. Bir gidelim öbür tarafa. %72'de.
aslında %5 hızlandırmaya devam edelim biz bunu. Çünkü öbür arazilerde de bitkilerin kafası çıkması lazım ki ben şey yapabileyim, gübre atabileyim abi. Şu ambalaj atıklarından. At ambalajları abi, at ambalajları, ortalıkta ambalaj oluyor hep ya. Evet, sıkıyoruz abi kimyasalımızı, sıkıyoruz arazimize. Yürü 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 yürü. Sık çocuğum, sık. Evet. Herbisitle işimiz var. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Bir iki tur daha atar mı? Atar. Ben bir %93'te. Zamanı gerçek zamanlıya alalım. Vallahi %90 küsürlere lan bu kadar mahsulü bana bırakmaz herhalde ya. Yok canım, bırakmaz bırakmaz. Bırakır mı yoksa? Emin değilim. Ama aklıma bir cinlik geldi. Deneyeceğim onu. İndirmalı. O çakallığı deneyeceğim. Oyunun öyle bir bug'ı olabilir ha. %88'i taşındı. Oyunun öyle bir bug'ı gerçekten var mıdır? Bence vardır. Aklıma geldi. Acaba bu birazdan durur mu? Bence durur. Hadi oğlum, ol %100. Hadi. Hadi çocuğum.
Evet, sıkalım her bisit. Baksana bitirdi zaten. Bir dakika. Full yabani ot. Vay anasını sayın seyirciler. Yapacağız yapacağız. Onu da yapacağız. Şu hasatlar ne durumda hasatlar? 12 ile 7 duruyor. Çok güzel abi. Abi çok iyi oldu bak. Bu 12 ile 7'nin hasadının durması çok işimize yarayacak. Bunlardan da 3 kuruş 5 kuruş kazanacağız. FS 19 dostum, 22 de değil, 24 de değil. Dördü, evet doğru söylüyorsun dostum. Ben de baktım bazı videolar çekilmiş de biraz tuzlu. Çok tuzlu. Biraz değil, çok tuzlu. Yani fiyatı maşallah yani. Belki 24'ün tam sürüm olarak yaygınlaşmasıyla 22'nin yani geldiği zaman Türkiye'ye işte belki 22'nin fiyatı biraz inerse 22'yi satın alacağım da yani çok dehşet bir fiyat istiyor. Öyle böyle değil yani. 22 bile dünyanın parası şu an. Ya bu aletin üstündeyken bunu yavaş gitmemesi lazım. Ben bir şey yanlış taktım ama dur bakalım. Sonuçta Farming Simulator 24'ü yani şu an yapıyorlar. Bu 2023. Yani 2024'te illaki paylaşacaklar. İşte benim öyle parasız alma gibi alternatiflerim olmadığı için bir de yayın yapıyorum, o yüzden korsan oyunda kullanmam. Nasıl dönecek böyle lan? Ha, dönüyormuş. Tamam, bunun da her bir sitini attık. Demosunu veriyorlar, doğru söylüyorsun. Steam'de vardı, görmüştüm de indirmedim ben. Ya farming sonuçta. Topla abi arkadakileri. Bunun boyu, ulan şansa bak, boyu yetmedi ya. Yapıştır bunu, bu gitsin. Sen her bisit dökmeye devam et. Ama benim Steam Türkiye sunucusu değil.
Türkiye'yi sunucusunu beklersen oho yani. Şimdi şuradan çıkalım, buradan çıkalım. Sen ne durumdasın? Oho. Yüzde kaç? %97. Güzel. Sanırım bu arazide kalan benim olacak gibi görünüyor. Bakalım. Devam et bakalım sen. Biçer döver. Devam et. Bu kontrattan burası bizim olursa iyi iyi. Buradan iyi mal çıkacak. Kullanırız işte. Ne güzel. Mis gibi. Çiçek çiçek. Abi herbisit de sıkıntı değil de. Hop. Bu son yapılan güncellemede zaten oyunların fiyatları bir anda böyle şey yaptı ya. Felaket yükseldi yani. Daha doğrusu oyunların fiyatı yükselmedi. Oyunlara yabancı para, yabancı döviz üzerinden baktığımız zaman hemen hemen fiyatları aynı kaldı da. Bizim için döviz biraz pahalı olduğu için bize tuzlu geliyor tabi. Yani 600 TL'yi 500 liraya 600 liraya alacağım oyun oldu 1000 lira 1500 lira şu an yani. Yapacak bir şey yok. Farming 24'ü çıkaracak. 24 çıktığı zaman 22'nin fiyatı birazcık aşağı iner. İşte 3 sene geriden takip edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Oo, herbisit canlar. Bu herbisit sonuncu turu dönecekse ben şu gübreleyen arkadaşı hazırlayayım mı? Yürü bakalım. İkinci tur gübre başlasın. %88 daha iyi, iyi ya, yeri var. Allah cezanı vermesin. Çok gittim lan. Heh. Sen şurayı da yürüt. Ya ben 22 almaya çok geç kaldım. Fiyatları güncelledikleri zaman uçtu. Uçunca da alamadım. Evet, kuyruğu kapat. Şimdi şurada bir arazim daha vardı benim. Bunu da herbisitle bir yürütelim bakalım. Sonrasında yürü. Sen burayı hallet. Ben şu biçer dövere bir parmak atacağım. Devam et sen. Oo bitmiş. Kamyonumu verin. Vallahi hemen hemen PS19'un kendi orijinalinde bulunan yani oyun yapımcılarının oyun içerisine koymuş olduğu modların hepsi yüklü bende.
Ben bu kasayı boşalttığım zaman bu tarla biter. Bundan sonra kalan malı da ben indiririm abi. Tır bir tarafını yırtıyor. Ya aslında oyunun orijinalinde olanlarla da oyun oynayabiliyorsun ama şimdi ben bunun o kendi sistemi üzerinde var olan modlardan hepsini indirdim. Hem ekonomi açısından oyun içerisinde hem de bazı işleri çok kolaylaştıran, işe yarayan bayağı güzel modları var. Durduk. Hadi bakalım. Şimdi bu arazinin ben işte kontratı tamamladık. Bundan sonra pancardaki her şey benim cebime inecek. Çok güzel. Oh. Oh. Gel oğlum gel 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 gel. Daha dur. Hasat geliri bitmedi. Orada kalanın hepsini getirip boşaltacağım buraya. Oradan para gelsin. Gırtlağa kadar borç içindeyim oyunda zaten. Çevir, 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 çevir. Arabalar çekilin lan önümden. Ben ananı... Dur. Şu gübreci kardeş değil de öbür aracı. Bu niye yarıda bıraktı? Ağaca denk gelmiş. O zaman şöyle geri gidelim. Dostum, canının sağlığı. Yeni yayınlarda, başka yayınlarda falan karşılaşırız inşallah. Şimdi şuradan aç abi herbisiti. Farming simülatörün 22'sinin nasıl yüklendiği konusunda hiçbir fikrim yok. Çünkü bu oynadığım Farming Simülatör 19. Oyun orijinal. Yükleme konusunda hiçbir zorluk çekmedim. Oyunu Steam'den indirdim. Yükle butonuna bastım. Yükledi ve çalıştı. Çatır çatır yürüyoruz. Aha tarlam. Aç abi. Çek. Şanzımanı geri. Yapıştır. Sen burayı herbisitler iken nerede öteki? Gübrelediniz değil mi sen burayı? Gel. Şimcik. Evet. İkinci tur gübreyi bastım bu. Bu arada bu durdu. Kamyonumu çalıştırın. Şunu alayım yükü.
Sen kendin devam edersin değil mi? Dur bakayım. Bu devam ediyor. Güzel. Bu kendine gider. Küçült. Evet. Her bir sütümüz en azından bu kısmını hallediyoruz işin. 22 binimiz var. Her bir süt azalıyor yalnız. Evet, burayı bitirdikten sonra şuradan malzeme yükleyip öyle gidelim abi. Bence bu tarla yarıda da kalacak gibi görünüyor ama dur bakalım. Umarım yarıda kalmazsın. İyi gidiyoruz. Bakalım geri mi dönecek yoksa bitirecek mi? Çalışmayı bitirdi dedi. Tamam, dönelim abi. Şunun içine gübre ekleyelim. Sivi gübre, sivi sivi. Sonra öbür arazilere gidelim. Kalanla zaten hiçbir şey yapamayız. Ekle. Sıvı gübremi doldurduk, yürü. Şimdi hasat işi alırsak şu yağmur muhabbeti geldi mi patlayacağız. Yapıştır. O hala dönmeye çalışıyor. Sen dönmeye çalış. Ben de şöyle geri geri. Dön dön dön. Brrr işte. Gel bakayım. Bas herbisiti, acıma. Bence bu araziye bu herbisit yeter.
O bir tur daha dönecek. Ama bu geldi mi bitirir. Sonra bunu alıp götüreceğiz. Sen devam et. Burası daha devam eder. Bir dakika. Şunu götürelim abi yerine. Yani teker bisiklet kurtarmaz. O şu 19 nolu araziyi de alırsam. Hadi, hadi. Bu da burayı bitireyim. Şimdi yağmurdan dolayı büyük ihtimalle bizim şey bitti. Hasadı durdurmuştur. Yağmur olunca hasat yapamıyor çünkü. Sen burayı hallet. Aa, devam ediyor. Şaka mısın sen? Ciddi mi? O zaman bunu bu dövüyor, öbürü mü dövmüyor? Vallahi bu yapıyor. Öbür makine dövmüyor harmanı. Ben şunu bir boşaltayım geleyim abi. Çünkü orası bittiğinde makine de bir dolmuş olacak gibi görünüyor. Şunu bir oraya boşaltalım. Oradan bir mangırı indirelim. Güzel güzel. Yemin ediyorum artan maldan köşe olduk ha.
Oo. Boşalt oğlum, boşalt. Çiçek. Oradan bir parti daha mal getireceğiz buraya. Ondan sonra köşemizi döneriz. Şimdi bu yağmurdan dolayı hasat görevleri sıkıntı. Bitirsin bitirsin. Hazır eli değmişken burayı bitirsin. Bizim öbür arkadaş bitirmiştir burayı zaten. Çünkü bitiremez. Evet, hemen bunu götürüyoruz. Yardımcı F bitirdi mi? Aa, bir çerde bir işi bitirdi galiba. Dur onu da tırın sırtına alalım. İşte bu modların böyle seslerinde falan tuhaflıklar oluyor. Ama modsuz da iş olmuyor abi şimdi yani. Bu bitirdi. Aç abi. Güzel. Şuradan biraz daha para kazanayım ben ya. Boşalt oğlum. Nereden baksan 40 binin üstünde, 40 ton üstünde mal vardır burada. Mahsulü alalım. Yani 40 tona gelemedik ama olsun ya. Allah bereket versin. 38 tonda beleşten mal geldi. Götürelim hocam. Hasadın güzel tarafı bu işte. Belirli bir yerden sonra abi %100 diyor, kontrat bitti diyor. Tarlada kalan malzemeyi de bu şekilde yaparsan eğer senin cebine indiriyor. Kârı bu. Boşalt abi. Para gelsin. Şimdi bir de kontrat bedeli paramız var. Onu da alacağız. Çok güzel tık. Oh, Allah bereket versin, güzel para geldi. De mouse nereye gitti? Şimdi
Burada sıkıntı var hocam. Şimdi bak, hasada girersek yağmur yağıyor, hasadı yaptırtmaz bize. O yüzden ne yapmamız lazım? Şimdi 4. Tarla 4 şurada. Tarla 11 burada. Tarla 11 toprağı işlemeye 6.000 veriyor. 4-7.000 veriyor. Yani aslına bakarsan ikisinden de para koyabilirim. Bir de 13 var. Bir de tarla 13 var. Tarla 13'te sabanla sürme diyor. 10.000 diyor. Şimdi bu ve bu üstte olduğuna göre alttaki acaba nasıl yapsam şimdi? Tarla 13 var. Tarla toprağı işleme diyor. Sabanla sürme. Bu toprağı işleme hızlı olur. Değil mi? Tırmıkla yardıracak. Bence nesne ödünç alalım. Gidelim. Tarla 4'ü toprağı işleme düğmesine basalım hocam. 2 dakikada bitirir bunu ya. 7.000 iyi para. Nesli ödünç al. Allah bereket versin. Atla. Hem kendi tarlalarımızdaki ekinlerimizi yapıyoruz abi. Şuradan küçükten de haritayı görüveren 4 numara değil mi? Hem kendi tarlalarımızı yapıyoruz hem de bir yandan şey yapıyoruz arkadaşlar. Ne derler? Burada ben hangi kontrat aldım lan? Tarla 4'ü aldım. Hem bunu yapıyoruz hem kendi arazimizi ilerletiyoruz. İki taraflı kazanıyoruz anlayacağınız. Şimdi buradan sola patikadan abi. Sağ taraftaki tarla 8, şu ilerideki tarla 7. Şuradan karşıya geçelim abi. Direkt tarla 4'ün yanına çıkalım. Bu tarla 5, şu yandaki tarla 4. Oha lan çok büyük lan. Oh yeah man. Brüş. Çok güzel. Gayet güzel ya bence. Şimdi zamanı da %5'e alalım abi. Etme eyleme kardeş.
Güzel. Bence burası o kadar uzun sürmeyecek lan. Yani makine biraz küçük, daha büyüğünü de verebilirdi de. Abi bu arazi biter mi ya? Bu arada bizim orada iki tane şeyimiz var. Ucuz traktörler onları çeker mi? Bence çeker. Şu küçük traktörlere gelelim abi. 59'dan daha ucuza verdiği traktörler var. Bu 39 daha ucuzu da var. Bunlar ses. Bunlar bak 32'ye veriyor, gördün mü? Bak 14'e veriyor. O şeyi çektireceğiz. Neyi çektireceğiz? O aletlerden birini çektireceğiz. 32 bine veriyor. Bak bunlar hep mod. Şöyle yapalım. Hı, 22'ye bile varlar. Şimdi farklı alalım ki farklı da kullanmış olalım, değil mi? 20 bine 60 beygir maksimum 25 km hız mı? Oğlum biraz hızlı giden bir şey olsun lan. Bitmez yoksa yol. Ha bu iyi bak, 31 güzel. 38, oha lan bu da 40 bin istiyor ya. Şerefsiz, ucuz bir şey versene lan. Bu üstü açıklar var. Yani de onlar da yani. Şu 143 beygir. Diyor 32 bin diyor. Olabilir mi? Bence olur. Bunu alalım. 32'ye. Ya oğlum daha ucuz bir şey alalım be. 8 bin diyor bak. Da işte yavaş gidiyor. Yani bu olabilir. 38'e fiyat uygun. 39'a da Bührer var. Şöyle yapalım. Çok pahalı traktörleri almak istemiyorum. Şimdi biraz geri gel abi. Biraz geri gel. Gel. Bak bunlar mod. Şu mod mesela ama fiyatı yüksek. Şunlar bu zaten rezalet. ...25 bine bence güzel traktör. Yani malzemeyi çekmek için kullanabilirim. 40 kilometreyle de gidiyor. Bu güzel, bu güzel. Kaç paraydı bu? 30 beygire kadar yükseldi lan. 140 beygir. Bunun slotunu alayım ben ya. Slotunu alayım, slotunu. Ön ağırlığa falan da gerek yok. Bunu 25 bine şöyle alalım.
Aynen, lan vardı bir tane daha. Ucuz abi, ne abi? Yavaş, yavaş, tamam. Tamam. Kal abi. Şimdi P'ye bas yine. Şimdi bundan değil, başka bir traktör alacağım. Yani 20-30 bin bandında bir traktör alayım. Biraz da hızı olan bir şey alalım. Bak, bu güzel mesela. Yani tipi güzel abi. Elimizde bulunsun diye alacağımız bir mal ama dur bakalım. Ya bir tane bulunsun elimizde ya. Bunu da öbür kasaya bağlayacağım. Ha, 40'la gidiyordu. Bu da 30'la gidiyor. Yani yapacak bir şey yok. Yani hani tekerlek animasyonları tam olmamış ama neyse. Tamam. Bu da bunu çeker. O da onu çeker. İkisinin de ucuna uyduruk traktör taktık. Başka bir şeye gerek kaldı mı? Bende var mı? Şu herbisitin traktörü var. Ona bir ayar çekelim. Asıl işi bunlar yapacak hocam. O herbisit için şu traktörden bir tane daha alayım ya. Senin durumun ne? İyi gidiyorsun. Burası. Bas P'ye. Ama biraz güçlendirip alacağım o traktörü bu sefer. Şu 25 bin, hiçbir şey eklemeyeceğim abi. 110 beygir, 115 beygir, 120 beygir.
130 beygir. Ne? 35 bin fiyatı. 35 bin kaç oldu? 140 beygir oldu. 35 bine de bunu alalım abi. Bekle ama. Öne de 400 kilo aldık. 37 oldu abi. Allah bereket versin. Bu güçlü. Ya bunları iş yapmaz olarak görmüyorum. Yani illaki bu işte herbisit atma, gübre kasası çekme gibi işlerde illaki işimize yarayacak bunlar. Bir halta yaramaz hale gelirlerse satarız. Güzel. Şimdi gidip tarlamızdaki diğer işi izleyebilirük. Yani burayı çekiyor ama burası ben o kadar uzun sürmez diye düşünmüştüm ama sürecek galiba ya. Gerçi yağmur da bitmiyor. Zaten hasat yapamazdık yağmur yağarken. Güzel güzel ilerlesin. Hava kararmaya mı başladı oyunda, bana mı öyle geliyor? Sanırım hava kararıyor. Ama 10 numara 5 yıldız çekiyoruz malı. Dön dön dönelim, döne döne dönelim. Aslında zamanı biraz daha hızlı akıtabiliriz. Nasıl olsa burası gidiyor.
Onu heh. Sepetten çık. Şuna bas. Bir yandan da telefondan başka işlerle uğraşıyorum arkadaşlar. Biraz daha zamanı hızlandıralım abi. Telefon öter, hep ötüyor. Alıştık artık. Ya çık şuradan. Şimdi daha da mı hızlandırsam bir bakalım abi. Bak 11 numaraya ekim yapacaksın diyor. Dünyanın parasını veriyor ama ekim işi sıkıntılı abi. Tohum başımıza bela olur. Her neyse kontratları boş ver. Gel bizim araziye şimdi. Büyüme. Büyümeleri görelim. Güzel. Sen akıt abi oraya. Bitince zaten işaretin çıkacak. Ben hızlandırıyorum bunu. Zamanı hızlandırdım. Bir an önce bizim arazidekiler böyüsün. Burası betsin. Eşimize bakak, göcümüze bakak diye. Yürü koçum. Şimdi biçerdöveri çalıştıracağız. Biraz haşat edeceğiz aleti. Sonra o biçerdövere bir ortak alacağım ben. Bu tarz işleri de ek iş olarak yapabilirim kendi tarlamı beklerken. Mazot parasına yani oradan artan 1000 euro 2000 euro bir şey cebine kalıyor. O kalanı da mazot parası olarak diyor. Şimdi ortalık karar değil hiçbir şey gözükmüyor anasını satayım. Benim biçer döverim nerede? Burada. Evet, biçer döver pozisyon alsın değil mi artık? Dönelim 4 numaralı tarladaki dayıya. Tarla bitecek bitmesine de saat ilerlemiyor kardeş.
Ben niye ötüp duruyorum? Abartılı olmayacaksa kontratları bir parmaklamak istiyorum neler var diye. Yani açık konuşmak gerekirse tarla için hani tercih etmem. Şu kredinin şeyini çekti, cepte para kalmadı, ben böyle işin içine edeyim. Kredi hiç eksilmiyor, sadece faizini çekiyor. O da işime gelmiyor, açık konuşayım. Büyüme ilerliyor, güzel. Tamam, güzel ilerliyoruz abi. Yani 4 numaralı arazi bitirmek üzere bu sürme işini de. Bakayım kontratlara bir halt geldi mi? Ya gelmedi. Nakletme olayını çözemedim abi. Eşyaları çimento fabrikasından baraja taşı diyor. Ne olduğunu anlamadım ama bunu da çözeceğim inşallah. Şimdi gübreleme muhabbetine bakayım. Bu gübreleme muhabbeti bana yaramaz. Ben şurada kalayım. Gel abi. Bizim arazinin turumu ne du? İyi. Olacak olacak. Fena değil. Devam. Çek kontratlara %74'te. Başka bir iş için bekliyorlar bunu. O yüzden burayı bir an önce şey etmem lazım. Ya, halletmem lazım. Sür sür. Aynı yağmur yağıyor. Abi bu bir şaha mı ya? Sararmaya başladı bizim mekan. Güzel. %80 oldu o. Yürü çocuğum. Buradan döneceğiz. 84'teyiz. Bence bir ya da iki turda bu biter. Hepsi sararacak mı bakalım? Bu alet biraz büyük olduğundan mütevellit. Trafiği de biraz pert ediyoruz. Hizaya al, yapıştır.
Güzel güzel. Bence gayet iyi gidiyor şu an. Hatta bir tura bakayım bu tamam esnede. Gel bakayım 86 oldu bile bak. Gayet iyi ilerliyor. Bence güzel. İlerlemesinde bir sıkıntı görmüyorum şu an. Yürü çocuğum bakayım. Çok güzel, çok güzel ilerliyorsun. Kapattık burayı temiz. Şimdi tekrar dönüyoruz. %92'deyiz zaten. Bu turda bitecek. Bu turda bitecek hocam, belli. Dön oğlum, dön oğlum. Tamam abicim bitiyor az kaldı. Sabredin anasını satayım ya o. %92'de zaten ucuna gelmeden biter bu iş. Her türlü, her türlü bitireceğiz. Hasada göre çok daha hızlı ilerliyor hocam. Sekize gireceğim 28 binle. Pamuk hasadı mı? Pamuğu becerebilir miyim ki ben? Çift makine verecek bana. %96. Yapma be oğlum. Bu olmadı şimdi. Tarla 8'de pamuğu yapmak isterdim ama abi yani 28 bin çok az be ya. Tarla 13-11 bin veriyor. Ama uzağa götürttürüyor bunlar. Bulaşma hocam hiç ya. Şunu bitir. Bak hepsi koyu turuncu olacak sabaha zaten. Şunu bitir. Paranı al. Gönder. Evet, yoldayız. %4 kaldı abi. Bir şey kalmadı yani bak %96 ya. Etmeyin, eylemeyin yani. Hadi, hadi, hadi. Bitmiyor. 97. %98 olamadı. Oldu.
Hadi ama 99, hadi hadi. Niye olmuyorsun ya? %100 olmayacak, döndüreceğiz her türlü. Son hocam, son. Aleti teslim edeceğim, sabredin. Bu arada hepsi koyu turuncu olamadı mı? Hala olamamışlar. Tarla 5'e 18 bin veriyor. Biri aldı zaten. Sal çayıra. Kontrat tamamlandı. Space topla. Çiçek. Paramızı aldık. Başka ne var abi? Abi full hasat işleri var. 18 bin veriyor. Bulaşsak mı? Merkezi tahıl ambarı. Yani yakın ama çok az veriyorsun be reis. Bulaşmayacağım kardeşim. Oh, 9 bin kaldı. Para da bitti anasını satan. Hepsi de koyu turuncu oldu. Gündüz olmasını bekliyoruz. Çok güzel. Evet.